Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, golver.com'da son yazımı da paylaştım. Topluluk kısmında linki var. Eğer tıklayıp oraya en aşağıya gidip bir de beğen butonuna basarsanız, yani beğeni atarsanız ona da minnettar kalırım. Çünkü sponsorumuz golver.com. Oradaki beğeniler arttıkça, oraya destek arttıkça kanalımızla ilgili çeşitli projeler, yatırımlar yapıyor. Tabi bu da sizlere yönelik olduğu için daha güzel, hoş olur diye yapmasanız da canınız sağ olsun. Jesus sezon başında istedi, devre arasında alıyor. Muhtemelen başlığa da bunu koyarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle başlık belirleme süreci çok yorucu bir süreç. Ve direkt en önemli haberle başlayalım. Şimdi Portekizli çalıştırıcımız Jorge Jesus sezon başında yönetimlerin istediği ancak alınamayan transferi devre arasında bir kez daha istemiş. Hocam kimden bahsediyoruz? Dünya Kupası arasından bahsedelim. Önce bir geçiştirelim. Süper Lig'in 14. haftası sonrasında liderlikten bahsedelim. Biliyorsunuz Fenerbahçe bu sezon başında Arao, King, Pedro, Batshuayi, Buruma, Emre Mor gibi isimleri almıştı. Ancak alamadığı isimler de vardı. Şimdi devre arasında Fenerbahçe'yi bekleyen bazı tehlikeler var. Bazı tehditler var. Nedir o tehlike ve tehditler? Onlar şunlar arkadaşlar. Gitme ihtimali olan futbolcular, bir de oynamama ihtimali olan futbolcular. Bu tehdit böyle. Bunu detaylı konuşacağım. Şimdi öncelikle biz devre arasında çok fazla futbolcu göndermek istemiyoruz. Birçok futbolcumuz, evet, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Mesela Ferdi Kadıoğlu, scouting, 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 bıktık. Atilla Szalai, Arda Güler, çoğunuz nao nao deseniz bile Diego Rossi, Crespo, ya arttı, ilgi arttı arkadaşlar. Bunların yanı sıra mesela Zaitse'a da ilgi var. Serdar Dursun, birçoğunuz beğenmeyebilirsiniz. Yani hoş görmeyebilirsiniz ama ilgi arttı. Ve Flamengo forması giyen sağ bek oyuncusu Matheus Zinho. Portekizli teknik adam 22 yaşındaki futbolcuyu devre arasında almak için yönetimde talepte bulunmuş. Ve Jesus'un eski takımı Flamengo'dan transfer etmek istediği 22 yaşındaki oyuncu sağ bek dışında sağ açıkta merkez orta sahada da oynayabiliyor. 2 milyon euroya transfer bitebilir diyorlar. Ama Transfermarkt 8 milyon euro gösteriyor ve 2026 Aralık ayının sonunda bitiyor arkadaşlar. Yani sonunda bitiyor. Şimdi ben size bir soru soracağım. Aynı özelliğe sahip bir futbolcumuz olsaydı kaça satmamızı isterdiniz? Yani kaça satmamızı isterdiniz? Hocam aynı özellik derken boy 1.71, sağ bek. Hocam o zaman senin tabirinle hızlı. Transfermarkt 8 milyon euro diyor. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Brezilyalı, 8 Eylül 2022 doğumlu. Alt yaş kategorilerine Brezilya U20'ye çağrılmış, oynamamış. Hocam bu sezon kaç maç oynamış? Arkadaşlar bu sezon 47 maç oynamış. 2 gol, 5 asist. 3.133 dakika. Ben bu haberdeki bir verilmeyen bir şeyi söyleyeyim size. Bu arkadaşın 8 milyon euro ya, 2 ile katlayayım 16 milyon euro. 16'yı alırsanız bedava aldığınızı sayın. 16'ya alırsanız futbolcu kardeşimizi bedava aldığınızı sayın. Olur mu? Gelin hep birlikte anlaşalım. Hocam o kadar da değil, sen de abarttın ki. 16'ya alırsanız bedava kabul edeceğim arkadaşlar. Ya da 16'ya herhangi bir Avrupa takımı alırsa Mustafa Hoca demişti deyin. Fenerbahçe'nin stoper listesi belli oldu, transfere 3 aday. Direkt, kısa, öz, net olarak isimleri merak ediyorum. 3 isim gündeme aldı. Samet Akaydın 1 ihtimal var. %45. Adana Demirspor forması giyiyor. Samet Akaydın'ın Serdar Dursun'la takas ihtimali de %70'lerde. İkinci aday Kaan Ayhan. %5. Bakın %5. Hocam o kadar da değildir yani. Bak herkes getirdik ettik dedi. Tamam sen millete kafa tutuyorsun. Gelmedi etmedi diye. Belki de gelmeyecek manasında diyorsun. Ama o kadar da değil yani. %5 ne?
Görüşülmüştür hocam. İlla ki görüşülmüştür. Görüşülmese bu kadar şey çıkar mı? %5 bile değil. Onu da söyleyeyim. Ha, sağlığı sözleşmesini fesheder ise %1 milyar. %1 katrilyon Fenerbahçe'de. Hocam %5'ten 1 katrilyon arasındaki farkı biliyorsun değil mi? Siz biliyor musunuz asıl? Ya bu adamlar bunun takımı söğüşçü. Sağ ol söğüşçü. Biz Sağ ol'dan bu transfer döneminde kimseyi almayacağız. Ya sözleşmesini feshederse otomatikman Sağ ol futbolcusu olmayacak. Bu da tamam. William Rocha %2. 2. Evet. Kaan Ayhan'ın gelme ihtimali daha yüksek. Hocam peki Çağlar Söyüncü, Söyüşçü, Söyüncü, ha, Çağlar Söyüncü. Çağlar Söyüncü'ye ilgili geçtiğimiz günlerde ben burada bir haber verdim. Dedim ki Atilla Salahi ile takası olabilir. Arkadaşlar sanki haberleri ben kurdum. Bak şimdi size bir haber okuyacağım. Dikkatlice dinleyin beni. Fenerbahçe'de dev takas. Atilla Salahi, Çağlar Söyüncü. Detayını okumama gerek var mı? Başınıza ne geleceğinin farkındasınız. Değil mi? Başınıza ne geleceğinin farkındasınız. Teklifler yağıyor. Atilla Salahi şöyle böyle Aston Villa West Ham istedi. Leicester City devreye girdi. 20 milyon euro 15'lik maçında mavi beyazlar 25 gol yedi. Brendan Rodgers Atilla Salahi istiyor. Yani işi bitirmek için pazarlığa oturacakmış. Çağlar'ı da kiralık önermişler. Devre arasında Salah'ı göndermek istemiyor Fenerbahçe. İkna etmek için İngiliz ekibi bu sefer yani Atilla Salah'ı transferine onay verecekmiş. 20 milyon euroluk bonservisin yanında Çağlar Söyüncü'yü de kiralık olarak istiyormuş Fenerbahçe. Bu haberi Rambo Okan mı yazdı? Hani biz bazen deriz ya Çağlar Söyüncü artı 20 milyon sterlin. Bunu biz çok yaparız. Bu öyle bir haber. Yani bu öyle bir haber ya. Canları sıkılıyor. Hadi diyorlar biz bir haber yapalım. Yani canları sıkılıyor biz bir haber yapalım. Böyle bir haber yapıyorlar. Ya arkadaşlar bakın. Birincisi ben çok merak ediyorum. Çağlar Söyüncü. Bak Çağlar Söyüncü birincisi merak ediyorum. Sözleşme bitiş tarihine hiç baktınız mı? Hadi bakalım. Çağlar Söyüncü'nün sözleşme bitiş tarihine birlikte bakalım. Nasıl kiralık alacağız onu tartışacağım. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2023 yazıyor. Aşağıda ne yazıyor? 30 Haziran 2023 yazıyor. Kenarda ne yazıyor? 30 Haziran 2023 yazıyor. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek futbolcuyu yani sözleşmesi bitecek futbolcuyu hangi akla hizmet kiralayabiliyoruz? Yani hangi akla hizmet kiralayabiliyoruz? Ben onu merak ediyorum sadece. Ya işte hocam olur böyle şeyler şu bu falan. Ya olmaz olmaz. Bu heriflere yüzü siz veriyorsunuz. Sonuç böyle oluyor. Peki hocam sadede gelelim. Arkadaşlar sadede geliyorum. İyi dinleyin beni. João Pedro'nun sakatlığı malum. Hepinizin malumu. Evet, herhangi bir sonuç şu an için gelmedi. Kabul ediyorum. Şu an için gelmedi. Okey. Ancak João Pedro'nun sözleşmesinin dondurulması ihtimaller arasında. Hocam tahmin mi, duyum mu, yorum mu, felsefe mi? Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Şimdi birinci seçenek şu. Eğer ki Pedro'nun sözleşmesi dondurulur ise, Buruma'da başımıza kaldı ise, Buruma'nın lisansı çıkarılıp Pedro'nunki dondurulabilir ikinci yarıda. Futbolcu yine bizim futbolcumuz ama onun yabancı hakkını başkası doldurup en azından oynatabiliriz. Bu birinci ihtimal. Zayıf ama birinci ihtimal. İkinci ihtimal de şu. Bakın ikinci ihtimal de şu. Bu ikinci ihtimalin üstüne çok düşmeniz lazım. Pedro bir forvet oyuncusu.
Musa Dembele de bir forvet oyuncusu. Biz Dembele'yi almak için çok uğraştık. Hala da uğraşıyoruz. Hala da görüşme yapıyoruz. Görüşme sürdürüyoruz, ediyoruz. Ben diyorum ki olmaz olmaz demeyin. Pedro'nun lisansı dondurulup Musa Dembele'nin gelme ihtimali var. Bu ihtimal Buruma'nın lisansının çıkarılıp oynatılma ihtimalinden daha yüksek. Yani 12 Temmuz 96'da onun 26 yaşında, yazın 27 olacak, 1.87 boyunda, 18 milyon euro piyasa değeri olan forvet, sözleşmesi zaten bitecek, 50 milyon euroları görmüş 2020 yılında. Bakın 2020 yılında 50 milyon euroları görmüş. Beklenen çıkışı da şöyle düşünün. Ya Fenerbahçe'nin Valencia Dünya Kupası'na gitti. Takımı biraz derli toplu olsa belki gol kralı olacak turnuvanın. Çıkıp gelecekti. Şimdi elendi geliyor. Ve bu futbolcu 50 milyon euroları görmüş futbolcu. Fulham görmüş. Yani İngiltere Ligi görmüş. Celtic görmüş. İskoçya Ligi. Olympique Lyon görmüş. Fransa Ligi. Atletico Madrid görmüş. İspanya Ligi. Paris Saint-Germain altyapısından çıkmış. Zaten Fransa Ligi'nde oynuyor ama bu kadar tecrübelenmiş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ya Buruma'nın ya Dembele'nin gelme ihtimali varsa ben tabii ki de Buruma'yı değil Dembele'yi seçerim. Gelsin derim. Ama yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Fakat hiçbirinize umut ya da umutsuzluk da aşılamak istemiyorum. O ayağın o dönüşünden sonra yani ben kötü olmak istemiyorum. Hiç kimse beni kötü, şomazlı, şöyle böyle diye adlandırmasın ama o ayağın o dönüşünden sonra ben açıkçası Pedro'nun yani sezonu kapatmama ihtimalini bile zayıf görmeye başladım. İnşallah abartmıştır diyorum. Hani gözyaşları bilmiyorum insan kolay kolay abartmaz. Bak aynı pozisyon Valencia'ya olsaydı diyeceğim şey şu olurdu. İstanbulspor maçında sahada rahat olun. Hiçbir şey olmaz. Yani eşek gibi maşallah derdim. Hiçbir şey çıkmazdı. Aynı pozisyon ya geçmişte de bazı futbolcularımız işte Emenike'dir şudur. Ona olsa derim ki arkadaşlar rahat olun. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle böyle. Ama Pedro'nun Fenerbahçe'ye daha gelir gelmez, daha maça çıkmadan sakatlanması sonrasında da iyileşme sürecinin gittikçe uzatması yani gittikçe uzaması malum arkadaşlar. Ne diyelim? Ama ben üstüne düşün derim. Buruma'nın oynatılma ihtimali de Dembele'nin alma ihtimalinden daha düşük ihtimal. Hayırlısı olsun hakkımızda. Toparlamak gerekirse Matteo Zinho'yu beklemeyin. Çağlar Söyüncü şimdilik beklemeyin. Haberler asparagas. Herhangi bir görüşme olsa belirtirim. Musa Dembele'nin ihtimali var. Pedro'nun detaylı açıklama akşam saatlerinde herhalde sizin bu videoyu izlediğiniz saatte 17.30'da planlamayı düşünüyorum bunu. O saatlerde herhalde açıklanmış olur. Buruma büyük ihtimalle Villarreal maçında denenir. Bakın Emre Mor da yoktu mesela Vallecano maçında. Buruma da denenir. Samet Akaydın'ı ben olabilir gözüyle bakıyorum ama zor. Bizim bir an önce üçlü savunmaya da dönmemiz lazım açıkçası. Çünkü çok hata yapmaya başladık savunmada. Kaan Ayhan kulübü söğüşçü. Roha'yı ben beklemiyorum. Arao, King, Batshuayi. King güzel döndü. Arao'yu çok beğenmedim. Bakalım Batshuayi dönünce neler olacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Ya da Valencia dönünce. Durumlar bunlar, duyumlar bunlar arkadaşlar. Bir beğeniyi çok görmezsek sevinirim. Ayrıca abone olup ailemizin 27.300 olmasına da katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere.